Allah imanımızı, tevhidimizi korusun. İman olmak çok büyük bir avantaj. Bu yüzden ne yapın, ne edin, imanınızı koruyun. İmana zarar veren işler aman ha, aklınızın önünden geçirmeyin. Dilinizin önüne gelmeyin. Ben dinimden dönerim, partimden dönerim. Yok, eski moda bunlar. Eğer bunu böyle yaptıysam kafir olayım falan. Zaten oldu. Zaten oldu. Ne kadar ucuzmuşsun sen ya. Sendeki din ne kadar ucuzmuş. Eski elbise gibi. Hemen atılmaya müsait. Zaten sende yokmuş gibi. Böyle şeyler yok. Canlı canlı ateşe girerim. Ama gavur olmam. Cehenneme girmektense, dünyadayken cehenneme kafir olup girmektense, ben ondan sonra şu şöyle dursun. Canlı canlı yanmayı tercih ederim gibi, işi dağıtmayalım. Onun için Müslüman olmak bizi İslam dinine ulaştıran, eriştiren, Müslümanlar arasında listede bize de yer veren Allah'a hamdolsun. Cehennemde beraber yanan gavurlar, Müslümanlar aynı şeydeler, koğuştalar, yanıyorlar, perişan vaziyetteler. Süresi dolan Müslümanlar patır patır çıkıyor. Gavurlar bakıyorlar ki ya biz bununla beraber içmiştik, beraber zamparalık yapmıştık, çok özür. Beraber aynı bankadan faizi çıtı takır takır almıştık. Aynı mafyanın elemanı, o Çeçen mafyasıydı, ben de Rus mafyasıydım, aynı mafyalığı yaptık. Ondan sonra ne bileyim, o da çıktı, ben de ama o açık Ayşe'ydi, günahtır, ayıptır ama alıştım, sorma hocam falan diyordu. Öbürü ne var yani falan diyordu. Açası diyordu gibi. Teker teker imanlı insanlar süreli cezasını doldurup çıkarken kavurlar diyorlar ki Kur'an'ı konuşturalım. Bismillah. Rubema yeveddüllezine kafarû lehkânû müslimîn. O gavurcuklar ah ah, keşke biz de Müslüman olsaydık, yine aynı halt işlemiştik. Adamlar sadece günah demişti, ayıp demişti. Allah onlara bu imanlarından da acılı çıktılar. Müslümanlık büyük bir avantaj. İmanınızı koruyun. Oğullarınızın, kızlarınızın yüreklerine sondaj yapın. Bu okullarda acaba o iman kaldı mı? Gezdiği, dolaştığı sitelerde, tıklattığı adreslerde acaba evladınızın imanını Yahova şahitleri avladı mı? Acaba sinagog da cennete götürür, Yahudilik de cennet, Yahudi de cennette. Kilise de cennete götürür, Hristiyan da cennette diyen İslam niye gelmiş ki o zaman? Niye Muhammed gelmiş ki? Kur'an niye inmiş ki ya? Ne gereği vardı madem herkes gidecekti? Bu mantıkla, bu sapkınlıkla, bu yanlış felsefelerle acaba böyle bir doluma mı uğradı oğlunuz, kızınız? Veya siz de acaba ufak ufak, ya çok iyi insanlar ya. Çoğu Müslüman yapmaz bunun yaptığını. Değil mi? Diyerek arkadaşlar aman ha, imanınızı sıkıntıya sokmayın. Şu nimetin kıymetini bilin.